durumundayız Efendim, yetiştirebilmemiz için. adı geçen Karatay köyündenim. Evet. Köyümle iftar ediyorum. Bünyan'la iftar ediyorum. Biraz önce bahsedilen yolun bu Selçuklu anıtını, büyük eserini ikiye bölmesi ve köyü de ikiye bölmesi hiç hoş olmamıştır. Keşke televizyona gelirken kendi yaptığım yollardan geçtim, iftar ettim. O yolun da yapımı bana kısmet olsaydı, o projenin erken müdahalesi olsaydı daha güzel, daha iyi olurdu. İşin en acı tarafı, arkadaşımız bir sohbet anında söyledi. Eski Selçuklu mezarlığını da ortadan kaldırdı o yol. Bu yönüyle de çok acı. Ben Bünyan halkının, Bünyan insanının eğitime ve okumayı, okutmayı çok sevdiğinden bahsetmek istiyorum. Bizim zamanımızda 1960'lı yıllarda köylerden gelen insanlar, köylerde ortaokul yoktu. Bünyan insanı kucak açmıştır, kendi evlerini açmıştır, kendi çocukları gibi okutmuştur. Ben de onlardan bir tanesiyim. Bir ailenin yanında kalarak okudum. Benden sonraki kardeşlerim de aynı ailede, amca çocuklarım akraba ailelerde kalarak okudu. Bu yönüyle Bünyan'ı ve Bünyanlıları çok seviyorum. Fakat bir eksikliği tespit etmek istiyorum. Bu insanlarımızı, bu yetişmiş olan bilim, ilim, mühendis, doktor yetiştirmiş olduğu insanlarını bir araya getirememenin eksikliğini tespit ediyorum. Defalarca rica ediyorum. Sayın Belediye Başkanı, Ticaret Odası Başkanı, Kaymakam önderlik yapsınlar. Bu yetiştirmiş olduğu insanları Bünyan'a davet etsinler. Onları bir iki gün ağırlasınlar. Ben her yıl kendim Kurban Bayramı'nda gider, taşını toprağını öper dolaşırım. Fakat bunu bu vesileyle söylemek istiyorum. Yetiştirdiği insanlardan istifade etmek amacıyla toplasınlar. Bünyan'ın meselelerini, 28 köyünün meselelerini enine boyuna masaya yatırsınlar. Bu işe tahmin ediyorum Türkiye genelinde yetişmiş, bürokraside katkısı olanlar, devlette görev yapanlar, sanayiciler, iş adamları, müteahhitler, mühendisler toplanır gelirler, seve seve de katkıda bulunurlar. Evet, teşekkür biz bir ederim. Başlangıç yaptık, dileriz.